Gemini. Günaydın canım Türkan. Güzel ve tatlı kadın ve şeker kadın. Teşekkür her devrin devleri anlat bize. Dinlemeye doyamayacağımız muhteşem bir albüm yapmışsınız ve sevgili Mustafa Sandal'la çok güzel bir düete orada imza attınız. Ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Baba beğendin mi? Çok albüm de çok, çok güzel. Beğendim. Ben geçen süper oldu, süper. 10 gün falan oldum tam keşfedeli. Albüm herhalde o aralıkta çıktı değil mi Gökmen? Yeni çıktı. Yeni çıktı. Alpay'da çok ilgi gördü. Alpay'la Funda Arar'ın bir parçası var, Yanarım diye. Evet. Yeşim'le Bir Kerem söylüyor, imkansız olsam. Evet. Daha sonra Salim Dündar, Zerrin Özer, Berkant Işın Karaca, düetler hep. Tülay Özer, Kıraç, Asuman Alman, Gökhan Tepe, Atilla Atasoy, Yıldız Silve ve Nur Yoldaş, Ege ve son olarak da Selçuk Oralı, Yeşim Salkım. Evet. Bu proje sana geldi, heyecanlandın mı? Evet, ben Bodrum'daydım. 17 şarkı geldi bana. İkisinden bir karar vermem lazımdı, 17 şarkıdan. Aha. İki şarkı arasına gittim geldim ama Nevrim Döner'de karar kıldım. Şimdi Bodrum'da mı yaşıyorsun artık yoksa? Hayır, Bodrum'da yaşamıyorum. Yazları gidiyorum 6 ay ama bu sene gidemeyeceğiz herhalde, işlerimiz biraz yoğun. Ha, güzel. İş her zaman güzeldir. Konserlerimiz falan var çünkü. Evet, peki konserlere ne zaman başlıyorsun? Konserlere yazın. Bu yaz nerede çıkacaksın? Oho, her yerde. Hı-hı. Her yerde. Peki bir dakika, yani konser deyince bu arkadaşlarla birlikte dev isimler mi olacak yoksa tek başına mı, nasıl bir konser turu? Valla onu şirketimiz ayarlıyor. Şirket ayarlıyor dediğim bu albümün bir herhalde promosyonu olacak, öyle tabii, değil mi? Gayet de sanıyorum. Evet, peki. Sen tekrar müzik hayatına başlamak ve solo olarak devam etmek, öyle bir niyetin var mı? E tabii ki, artık başladım, bir ara vermiştim. Özledin mi? Özledim, ara verdim. Şöyle ki ara verdim. 95 yılında çok güzel bir Aşka Çeyrek Var Lafım Olur, çok güzel bir albüm yaptık. O zaman radyolar kapandı. Başladığın laftır, öyle evet, mi? O zaman Metin Üzülke hazırladı. Bir sene çalıştık. Artık sabahlara kadar uyumadık. Çok güzel bir şarkıydı o. Evet, başladığın laftır mı? Başladığın evet, laftır. Çok güzel. Çalabilirsiniz de. Çalacağım. Lafım Olur. Ve öbür şarkılarında çok güzeldi. Fakat o kadar hayal kırıklığına uğradım ki şöyle. Neden ayrıldı? Ya düşünebiliyor musun? Biz her şeyi yaptık. Radyolar sen kapan o dönem. Zaten bir TRT 1 var. Siyah Kurdele falan hani o dönem. Bravo, evet. Mi? 93 falandı galiba. Hayır. 94. 94-95 evet, arası. Neyse, bu kadar çalış, didin, edin, uykusuz yaşa ve ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Dedim ki ben çekiliyorum dedim ya. Ben yoruldum dedim. Sıtkın sıyrıldı, yani böyle istemedin, evet, değil mi? Evet, yani istemedim, çekildim yani. Çok üzüldüm çünkü, çekildim. Ondan sonra... Sahne çalışmaları yapsaydın, yani senin gibi sanatçı yıllarca sahneye çıktı. İllardır şöyle, bir de çocukluğumdan beri çok yoğun çalıştım. Dedim ki, ya yıllardır sen çalışıyorsun, 30 yıldır çalışıyorsun. Sen çekil de biraz kendini dinle. Sonra proje değerli söz yazarımız, bestecimiz Selahattin Erhan'dan geldi. Sağ olsun, muhteşem, damgasını vuracak Selahattin Bey'in besteleri falan muhteşem yani. Evet. Çünkü hep aynı kişileri dinliyoruz, aynı bestecileri, doğru, aynı söz doğru. Yazarları. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi birbirine benziyor ama Selahattin Erhan'a herkes bilsin ki gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Sen ne? Evet. Ve ben de gümbür gümbür geliyorum. Akrep burcu musun? Ben yay burcu. Yay, 25 Kasım. 25 Kasım. Doğumlu. Evet. Ve kendisi daha önce Yurda Erdoğlu, Ali Kocatepe, Atilla Özdemiroğlu, Esin Engin, Metin Özülkü, Şehrazat, Aysel Güler rahmetli ve Selmi Andak gibi çok değerli çok, isimlerdi. Çok çok Atilla Özdemiroğlu, evet, hepsi tabii birbirinden değerli de böyle unutamadığın var mı aralarında yani? Hani ya, çalışmaktan hepsinden mutlaka büyük zevk almışsındır ama. Hepsinden zevk aldım ya, hiç ayırt etmeyeyim, hepsi benim için ayrı bir değer. Ayrı bir değer. Tabii. Sence şu anda Türkiye'deki en güzel besteleri kim yapıyor? Mesela Şehrazat mı yoksa? Nasan Öcel mi? Sezen Aksu mu? Var mı böyle bir ayrı? Serdar Ortaç mı? Hani desen ki ben bir solo albüm yapacağım, tek bir sanatçının bestelerini alacağım. Kimi tercih edersin? Vallahi bilmiyorum. Artık ben onlardan bıkmış olduğum için ben Selahattin Erhan diyorum. Diyor. O kararını vermiş. İşte. Ben kararımı verdim. Karşınızda Gökben. Çünkü Selahattin Erhan hakikaten İstanbul'un güzel kadını. Bu şarkısıyla. Aşk. Nedir şarkının adı? Hangisini çalıyorsunuz? Bak, duyuyor musun? Ha, duyamıyor. Kulaklığı yok çünkü. Kulaklığını vermedik onun.
Kulakları güzel kulaklara görelim diye. İşte karşınızda aş dediğin laftır. Gökben. Aş dediğin laftır. Gökben, aş dediğin laftır diyor. Gerçekten aşkı böyle mi tanımlıyorsun Gökben? Aş dediğin laf mıdır? Laf tabii. Laf diyorsun ha? Evet. Yani... Hele bundan sonra tam laf oldu. Tam laf oldu. Eskiden aşka bir değer verilirdi ama şimdi ben aşk diye bir şey görmüyorum. Aşka karşı saygısız mı davranıyor bu genç nesil veya yeniler? Müthiş bir dejenerasyon var. Ne gibi? Açıkla bize bunu. Çok dejenerasyon var yani ilişkiler çok parçalanmış durumda. Biz de geçen gün bunu konuşuyorduk değil mi baba? Bağlılıklar yok, eski sevgiler yok. Yani evet. Bugün biriysen yarın öbürünlesin. Ben üzülüyorum şahsen bu duruma. Hayatın en büyük aşkı kimdi? Var mı böyle senin? Var mı yani öyle bir şey? Hayatımın en büyük aşkı mı? O da bende kalsın. Bende saklı kalsın. Hayır, bende kalsın. Bombonun aşk mesela... Mi? Aşk gitti mi yoksa yani o bende kalsın dediği gitti mi yanında mı? Hatırası herhalde, öyle mi? Hatıra tabii ki. Evet. Gittiyse deyince yani aşk hiçbir zaman gitmez de o yanındaki insan gidebilir galiba değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Sevgili Bombon da hayatın aşkını çok kısa bir süre önce kaybetti onun için değil mi? Evet. Gitti mi diye onun için soruyor. Onun için sordum. Hayır bir ayrılık mı oldu diye sordum. Herhangi bir şey diye sordum. Ama ben mesela sende kalmasa söylesen ne olur? Nasıl magazinsel bir şey değil. Hayır mesela hayır. Gerçekten konuşuyorlar. Yaşanmışlardır bunlar. Hayır, mesela Ahmet, ben, Ahmet Mehmet diye söylemeyeceksin zaten canım. Yani mesela zamanında aşkı... yaşanmış bitmiş. Evet ayrıldı. Nasıl bir aşk da uzun mu sürdü mesela? Tutkunu mu? Benim ilişkilerim zaten kısa sürmez. Öyle ben mi? Bir ilişkiye girdiğim zaman... O ilişki... Damardan çok, giriyorsun yani. Damardan girerim ve o ilişki uzun sürer. Yani öyle kısa ilişkileri zaten karşıyım. Gökben'in hayranları gökben.com'dan veya Facebook'tan kendisini bulabiliyorlar. Ve orada evet, bütün Gökben, bilgileri Gökben, var. Gökben. Gökben resmi... Resmi sitesi. Evet, özel sistem. Şimdi bir de şey açıyorum, Gökben Gökbenci diye büyük bir internet sitesi açıyorum. Yeni bir site açıyorsun, evet, değil mi? Evet, özel, her şey içinde, her konu olan bir site açılıyor. Nostalji sanatçı arkadaşlarım da orada yazı yazacaklar. Aynı zamanda onların yazılarını okurken onların şarkıları da çalacak. Aha. Yani ne konu ararsanız var, 23 Nisan'da kısmetsiz açıyoruz. Peki eski sanatçılarla yeni sanatçılar arasında bir fark görüyor musun? Mesela o zamanlar çalıştığın işte Şehrazatlar, Aysel Güreler, Şehrazatlar, Ali Kocatepe, Atilla Özdemiroğlu, Yurdu Erdoğlu ve evet. Bugünkü müzisyenler arasında yani bunlar çok efsane olmuş isimler. Sence aradaki fark nedir bugünkü müzisyenlerle o zamanın değerli isimler arasında bir bağlantı kurabilir misin? Vallahi biz daha bir de o dönemler daha bir disiplinli çalışıyorduk. Her şey daha bir başkaydı. Ama şimdi daha mı kolay? Şimdi ben yeni girdi. Yani bir ara verdim ya. O arada çok şeyler değişmiş. Bir kere teknoloji girdi araya. Ama o dönemler bizim çalışmalarımız o kadar yoğundu ki sabahlara kadar çalışmalar, böyle talebe gibi beni çalıştırmaları çok yoğundu. Şimdi tabii teknolojinin biraz faydaları da var. Önüne gelen şarkıcı oldu. Bugün var, ertesi gün yok. Şimdi stüdyolarda çünkü sesleri galiba ayarlayabiliyorlar değil mi? Daha kolaylaştı. Yani anlamda. Şarkıcı, şöyle açıklayayım ben bunu. Şarkıcı olmayan teknolojiyle şarkıcı oldu artık. Ötesi yok bunun yani. Sen şimdi mesela Gökben ve Mustafa Sandal düetini stüdyoda aynı anda mı yaptın? Yoksa ayrı ayrı mı okudunuz Mustafa Sandal'la? Ayrı okuduk. Mustafa'cığıma çok teşekkür ederim. Güzel bir şarkı olmuş, güzel bir düet olmuş. Süper, Mustafa'cığıma milyonlarca kere teşekkür ederim. Çok iyi bir insan. Geçen gün de telefonda konuştuk, sohbetimiz oldu. Neden ayrı ayrı oluyor? Düet karşılıklı olsa... Hayır oldu. Oldu da yani önce bir tek okumaları yaptık. Sonra beraber. Tabii. Kayıt zamanı beraber oldu. Gayet tabii olmaz mı? Tabii. Şimdi gecemiz var ayın 26'sında. Tanıtım gecemiz var. Sizleri de bekliyoruz inşallah. Çok nerede güzel. Gece? Nerede yapıyorsunuz? Yeşilköy'de. Yeşilköy, peki. Zaten davetiyeleriniz elinizde. 1988'de Yasak Aşk diye bir film... Yaptım evet. Kiminle oynadın? 86. Ben de seks filmi diyeceksin sanırım. 86 seks çıktı. Gerisi de geldi. Bir ara biliyorsun bir seks buluyorsun. Türkiye Erenoğlu. Öyle mi? Peki kim oyuncu kimdi? Oyuncu Ekrem Bora, kardeşim Ekrem Bora. Yunal. Üçümüz oynamıştık. Bir Amerikan filminden alınan
Sen ne rolündeydin? Ben orada evli bir bayanı oynuyorum. İşte evlilik dışı bir aşk mı falan yaşadın? Hayır, kız kardeşim Ekrem Bora'yla yaşıyor. Sonra ben eşime diyorum ki sen beni çok ihmal ediyorsun falan diyorum. Ben tekrar müziğe dönüyorum falan diyorum. İşte yani onu benim resmi sistemden seyredebilirler. Hayranları her gün artıyor. Çıplak sahnelerin var mı filmde? Asla. Asla. Yok, soyunmam diyorsun. Bir ara biliyorsun seks furyası vardı, hatırlıyor musun? Vallahi hani, benim hiç o benziyor. Hiç asla. Devamlı müzikle sen uğraştı. Sen beni tanırsın yani, şöyle şeyleri görmüyorum. Tanımaz mıyım ama yani ben Amerika'dayken yapmış olabilir misin diye soruyorum. Ne zaman döndün Amerika'dan? Arada kaçırmış bir şey oldu. Soyunmak, yani filmde soyunmak gerekiyor. Soyunmak kötü bir şeydi ki. Yani çok ahlakı bozan bir şeydi. Mayolu pozun yok mu mesela? Mayolu vardı. Mayolu vulgar vardı. Bir şey değil canım. Bir şey değil aslında yani. Değil tabii ya. Ya biz de soyunmak. Mesela şu Catherine Zeta-Jones bugün kaç senelerde görüyorsun. Olan kadın 40 yaşında çırılçıplak fotoğraf vermiş ama bizde yanlış anlaşılır bu ya. Özellikle böyle evli bir kadın veya hani toplumda bir yer edinmiş bir kadının değil mi çıplak pozlar verir? Resmi çektirse var, resme bir seksilik verirsin de öyle çıplak resim filan, ben onlara karşıydım. Rüzgar gibi geçti. İşte karşınızda. Çok sevilen bir şarkıydı. Sevgili Gökhan. Çok kişiyi evlendirdim bu şarkıyla. En 101'de. Sen bir evlilik programı yapsaydın keşke bu şarkıyla birlikte. Evet. Şu anda ihtiyaçları var. Gökhan en 101'de. Şiribom, şiribim, şiribom. Şirin Şirbon bana altı plak kazandırmıştır. Gökmen. Şimdi Gökmen evlenmiş, 5 yıl evli kalmış. Bu 5 yıllık evlilik öncesi, hani müziğe de ara vermişsin galiba. Burada öyle beş yazıyor. 5 yıl verdim, Ben o aralar Amerika'daydım gerçekten. Onun için o ara burada olmadığım için bunları soruyorum. Evet. Ajda Pekkan'ın en büyük rakibi olarak gözüküyor, yani gösteriyorlar onu seni. Onu basın öyle yaptı. Ha, öyle. Aslında Ajda'yla dost musunuz? Yani rakip olunca da dost olur insan ama sonuçta konuşuyor musunuz, ediyor musunuz? Böyle bir muhabbetiniz oldu mu? Hayır, ilk dönemler... Ajda'nın bayağı rahatsız olmuştu ben piyasaya çıktığım zaman. O sevmez böyle. O bayağı ciddi rahatsızlıklar yaşadı. Sonra ne oldu? Çok özeldir bunlar. Yani demek istemiyorum. Bayağı rahatsızlıkları olduydu. Sonra şöyle oldu. Yıllar sonra biz bununla bir yerde karşılaştık. Tesadüfen yan yana masalarda oturduk. Dedi ki Gökbenciğim, zamanında sana dedi çok yaptım dedi. Çok özür dilerim dedi. İşte, telefon ettin mi hakikaten böyle telefonla? Telefon taciz... değil, yan yana oturduk masada. Hayır, doğru, aramızda daha önce konuşmadık. Nedense bir, ben onun bir korkulu rüyası oldum. Ama taklit diye bir şey yoktu. Ben kimin şarkılarını okuyacaktım? Onun şarkılarını okuyordum. Aynı tondan okuyordum. Fiziği muhteşem. Fizik herhalde çok rahatsızlık duydu. Ama şimdi bir hepsine bakıyorum. Onun yanı sıra başka kişiler de vardı bir rahatsız edenler. Şimdi hepsi hanımefendi oldular. Hepsi lady oldular. Allah yollarını açık etsin. Evet. Ama, ama benim kızdığım tek olay var. Basının yok işte taklit ediyor, yok şunu yapıyor. Ben niye taklit edeyim ki? Ben yeni çıkmış bir kız. Ayten Apman'ın şarkılarını okuyorum. Onun şarkılarını okuyorum. Bunun şarkılarını okuyorum. O zaman albümüm yok. Kim keşfetti seni Gökmen? Yurda Erdoğlu. Yurda Erdoğlu keşfetti. Evet. Peki. Şöyle oldu. Ben kulüp Suat'te çalışıyordum. Beni orada geldi, Yurda Erdoğlu gördü. Onlar o dinlenmeye geliyorlar oraya. Dedi ki, ben de çalışır mısın? Maxim'de çalışıyorum dedi. Zeki Müren, Ajda, işte bir alt kadro falan daha var. Evet. Dedim ki, sizin kadronuz tamam, hayır dedi. Ajda işten çıkardılar dedi. Ondan sonra Fahri Bey onu yanlış bir şekilde yakalamış. Bir olaydan dolayı musun? Ben bir anda Ajda'nın neonları çıktı, Zeki Müren'in altına koca bir Gökmen kondu. Eyvah! Ajda ona sinir olmuştu tabii ki, haklı olarak. Onu zaten çıkardılar, işten çıkardılar. Ama onun yerine senin isminin konmasına gıcık olmuşsun. Ama bir de benim için de bir rüya yani. Zeki Müren'in altında koca bir Gökmen'in girmesi Fahrettin Müthiş Bey. Müthiş bir şey tabii. Fahrettin Bey zaten beni çok beğenmesi, zaten alıp da oraya koyacak hali yok. Herkes şaşırdı, bu kız kim, bu kız kim? Bütün artık şeydeyiz biz, medyalarda filan. Sonra? Sonra işte ben aldım başımı, gittim zaten. Cem Gemini.